Selam. Biz gene gidiyoruz bir yerlere. Nereye gidiyoruz? Önce Tiran. Hadi Tiran'a. Hello. Geldik. Neredeyiz? Arnavutluk. Arnavutluk'tayız. Tivat. Ama yok, Tivat. Tiran. Tivat değil, Tiran. Tiran, Tivat sonra doğru. Tiran'dayız. Nereye geldiğini de bilmiyorum. Ne meydanı burası? Ne meydanı burası? İskender Bey meydanı. İskender Bey Balkan Savaşları'nda Osmanlı'ya karşı başı çekmiş bir lidermiş. O yüzden genelde burada çoğu yerde onun şeyleri var işte, İskender Bey Meydanı, İskender Bey bir şeyi, müzeleri falan vesaireleri çok fazla var. İnşallah açık bir yer buluruz da gireriz de görürüz. Opera binası var. Şurası açık sanıyorum bu arada. Dıştan şeyde ama içinde gezebiliyoruz sanırım. Bak açık, insanlar görüyor. Gireriz biz de. Opera binası da buradan Dila'ya selam olsun. Ben de girmek istiyorum. Servis bir mekandayız. Gece geldiğimizde karşıdan güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Tam şu karşı arada çünkü. Hemen kaldığımız yer. Kaldığımız yer bu arada merkezin merkezi. Ama evler çok eski, bütün binalar. Evet, sabah yürüyüşünde de birazcık bak. Bütün binalar eski. Zaten Avrupa'nın en İslam fakirler galiba. Şimdi fiyat karşılaştırdık. Bakalım bir nasıl? Çok güzel görünüyor. Bu arada bir şeye alerjim başladı galiba. Şu an patuşuk patuşuk görüyorum. Hemen görüyorum. Gön bakalım bir. Günlük yapım mı? Taze değil. Ama keyif vermiyor. İçtemiz şey, taze. Gerçi sabah saatinde yaptılarsa 7'de falan. Kahveyi bence bir karıştırasaydım. Karıştırdım, gene toplamadım. Fiyat tahminin var mı? Hayır yok. Ben böyle yerlerde fiyat tahmin edemiyorum. Neydi buranın şeyi? Leh. Leh değil mi? Yani ne bileyim 500 leh. 670 hepsi. Kruvasan ya da milföy kıvamında. O bizim yediğimiz Balkan çöreği olmasın? Normalde peynir. Zeytin. O kıvamında aynı. Uludağ'da yediğimiz şey tadında benziyor birazcık ama bunda daha acuka vardı sanki. O benim patlıcanlıydı. Hesap yapalım. 670 verdik. 1 euro 120 desek. 5 eurodan bir tık fazla. Bizde 5 euro ne kadar? Şu an. Bilmem. 110 lira falan. Yani şu an yediğimiz Starbucks'tan bir tık daha ucuz sanki. Çünkü Starbucks'ta özellikle bu tarz şeyler çok pahalı sanırım, bu tarz şeyler. Yani 30 lira, 40 lira falan. Evet, doğru. Öyle baktığımızda 200 liraya çıkardık orada. Burada 110 lira, en fazla 120 lira eder. Bir öğün için aslında fazla. Yani bu ülkenin kazancına göre bence fazla. O el ne peki? Vedat Milor. Thank you.
Pembe de var orada bak aşağıda. Bunun da rengi iyice değişik ha. Ben bundan içtim sabah. Bundan mı içtim? Aha. Çilekli bir şey bu be. Hayır su ya. Vitamin batırıyor. Ha o zaman ondan içmedim. Ne ya ice tea'ler 60. Milkalar 200, 100 civarı. Hah biralar. Tuborg 110, Corona 190, Heineken 120. Renkler çok tatlı. Büyükleri de 50'ler 155. Türk iş. Burada ayran falan var. Hiç bilmediğim bir marka. 70'lik Jack 2450. Misal. 100'lük Jager 2180. Bir de ufak Jager var 35'lik 900. Sütler. Makarnalar. Daha ucuzları da var tabi. Limonlu su aldı ya. Market fiyatları gene bizden ucuz gibi. Değil mi? Evet. Anadolu'yla ilgili ilk öğrendiğimiz şey her yerde smart var araba olarak. Önceki şu arabalar her yerde smart. Deli gibi var. Jeepler, işte taksiler Mercedes. Ya Mercedes ya Volkswagen. Taksiler zaten. Çoğunlukla Mercedes ama. Arabalar yani. Mercedes. Hep Jeepleri var her yerde. Demek ki burada Mercedes ucuz. Market fiyatları zaten ucuzdu. Bizden %30 daha ucuz şu an anladığım kadarıyla. Bize göre. Değil mi? Sanıyorum evet. Yani tam rakam olarak hiç diyemem ama bizden ucuz olduğu bir kesin. Hadi gidelim. Bir smart daha. Smart daha. Smart gene smart. Bütün gün smart gördük. Söyle hanım. Geçmeden bir smart daha. Salatayı beğendiniz şimdi sıra şu değişik şeye geldi. Neyse ne içtin. Ama farklı biraz sanırım. Pesto soslu ya. Hadi bir dene bakalım. Ekstrem bir durumu yok. Nasıl? Tam olarak ne biliyor musun? Ne? Ne pesto soslu sürekli aldığımız marka. Aha. O pesto sosu kullanım Türk kişiler bilir böyle. Domates falan. Aynen. O kadar yani. Çok ağam şağam değil. Asla bir Makedonya makarnası değil diyorsun. Yani. Ben salatayı beğendim ama ya. Ama tadı güzel. Ben zaten pesto sosu çok severim. Bir de ben bakayım. Değişik güzel. Salatalık ve tavuk enteresan bir şey atmış. Salatalık mı? Şey mi acaba? Kabak mı? Salatalık diyor.
eksisti olabilir. Kabağa benziyor bence. Satalım. Hadi. Değişik olmuş. Hoşuma gitti, fena değil. 10 üzerinden 8 olacak. Merhaba millet. Hello. Hello. şey. Karıştı. Çekiyor. Yo, video çekiyormuş. Yanlışlıkla video çekmeye başladım. Ay. Ay, ışık çok güzel. Gel yanıma. Telefonun çok büyük, çekemiyorum, dur. Hayır, olmadı. Ben çekeyim mi? Hayır, tamam. Evet, gezdik dolaştık bugün bütün gün. Tiran'ı. Artık ben çok yoruldum, Onur da çok yoruldu. Yani 20 bin adımı geçtik diyeyim. Onur 20 bin adım attı. Bence sen 20'yi geçtin sen bayağı bir. Ben 20'yi buldum artık. Tiran herhalde bir daha geleceğimiz bir yer değil diye düşünüyorum ben. Ha, gelinip görülmesi gereken bir yer, evet. Ama bir daha gelirim. Hayatım gerek yok. Görülecek bir yer. Gerek yok. İkinciye tekrar gelmeye. Ama güzel yer. Ben sevdim. Şey değil ama böyle özgün bir yer değil yani. Sıradan bir Balkan. Sıradan bir şehir hani. Balkan şehri. Evet, tarihi var ama şey değil. Yani Yugoslavya'dan bölünmüş bir ülke olduğu için burası kendine has bir tarihi yok. Genel bölge tarihi anlatıyor. Yani Yugoslavya aslında Yugoslavya kültürünü anlatıyor mesela şeye girdiğimizde de. Müzelerde vesairede. Onun dışında da gayet keyifli bir yer. Yemekleri şey gibi değil. Makedonya'daki gibi çok iyi değil. Açıkçası. Yani. Hani güzel. Kötü değil ama bence değil. Neden ki kameraya bakmıyorsam bence çok da kötü değil yani. Hani böyle wow, hani unutamıyorum. Mesela Ohri'deki yediğim makarnayı unutamıyorum. Buradakini anında sildim gitti. Hani öyle bir farkı var. Burası da şöyle şurada meydan. Kasinoların vesairelerin olduğu bir meydancık. Şimdi yorulduk, eve gidiyoruz. Yarın sabahın köründe kalkıp nereye gidiyoruz? Sürpriz o. O. Tamam, o zaman bye. Günaydın. Günaydın. Biz gene bir yerlere gidiyoruz. Sabahın köründe. Hadi sürpriz olsun.